Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlarımız, hayat veren nurun dersleri, keşif notları ve işat notları isimli dersimiz Kafirun suresiyle devam ediyor. Dersimiz buraya gelmiştir. Bu sure-i celilede Mekke döneminde inzal edilen ayet sayısı 6, sıra numarası 109 olan sure-i celilelerimizden birisidir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirune la a'budu ma ta'budun ve la entum a'bidune ma a'budun. وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Allahu Ekber وَلِلَّهِ الْحَمْدِ De ki ey inkarcılar, ey kafirler, sizin taptıklarınıza ben tapmam. Böyle söyle. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptığınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin batıl inancınız olan, sapık olan dininiz size, benim dinim banadır çünkü hak din sadece İslam'dır. Öbürleri ise mecazen dindir. Hiçbiri hak değildir. Eğer hak olsaydı onları Hazreti Muhammed niye İslam'a çağırsın ki? Onun için gerçekleri doğru anlamaya çalışalım. Hep beraber. Şimdi kıymetli dostlar, bu sure-i celilenin keşif notlarına da bir şöyle bir bakalım. Sevgili peygamberimizden gelen sağlam rivayet ve dirayette gerçek ulema ve tapu ve senetlerle keşif notlarımız devam ediyor. Bu sureye Mukaşkışa suresi de denmektedir ve başka güzelim isimleri de vardır. Uyuzdan çiçekten kurtulma, kaşkaşe, müberriye, şirkten nifaktan küfürden kurtuluş. Efendim Türkçe'de kışkışlamak gibi bir efendim ifade tarzı vardır. İbadet, ihlas, İhlasayn gibi isimleri vardır. İbni Ömer Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhüm ve erdal mecmain sabah akşam namazlarında peygamberimiz bu sureyi okurdu. Yani sünnetlerinde bu sureyi ve İhlas suresini okurdu ki bunların ikisine İhlasayn denmiştir. İki İhlas suresi. İbn-i Mace Alusi bunu nakletmişler. Ahmet bin Hanbel Taberani, Cebel bin Harise. Efendim bunlar Habbe'ye yani Enes'e ve Enes'e, Habbe'ye ve Enes'e, Habbabe'ye, affedersiniz, Habbabe'ye ve Enes'e, radıyallahu anhuma ve erdahu mecmain. Uyku esnasında bu sureyi oku demiş Peygamber Efendimiz. Ahmet bin Hanbel ve diğerleri de rivayet etmişlerdir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizi şirkten korur demiştir.
bu surenin anlamını bilerek okunursa şirkten, küfürden korur buyurmuşlardır. Anlamını da öğrenmeye çalışmak lazım. Hayat veren nurun dersleri işte okumak ve okutmak. Amaç budur. Okuyacağız, hep beraber okutacağız. Şanlı Kur'an'ı tebliğ edeceğiz. Nurlu İslam'ı, Muhammedi şeriatı tebliğ edip emri bil maruf, nehi anil münker görevini yapmaya çalışacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselam münafık kuşluk namazı kılmaz demiş. Bu sureyi de okumaz demiş bir haberde. Dikkat edin. Münafık bu sureyi okumaz, kuşluk namazı kılmaz demiş. Tabi başka haberler de var. Burada konumuzla ilgili olduğu için bunu söylüyoruz. Diğer derslerimizde zaten onları da gördünüz ve göreceksiniz. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 1/4'üne denktir. Deylemi bu haberi veriyor, Alusi naklediyor. Abdullah bin Cerat, Sa'd bin Ebi Vakkas de yine bu haberi nakledenlerden. Kur'an-ı Kerim ibadetlerin ruhu ihlas ve tevhiddir. Muameleler, ibadetler, muameleler, ahiret hükümleri, kıssalar gibi konuları içerir. Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, imansızlar, bırak bu davayı, sana ne istersen verelim diyorlardı. Mal verelim, servet verelim, dilediğin kızlarımızdan verelim, seni hükümdar yapalım diyorlardı. Bunu yapmazsan bir sene bizim ilahlarımıza tap, biz de bir sene senin ilahına tapalım diyorlardı. İşte kıymetliler, imansızda akıl olmaz. Ebu Hayyan bu haberi naklediyor. As bin Vail ve yanındakiler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önüne gelindiler. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, gel bir sene senin ilahına biz tapalım, sen de bizim ilahımıza tap dediler. Suyuti bunu naklediyor. Yine Alusi de naklediyor. Bazısına el sürüver de, yani putlarını kastediyorlar. Şu bazı putlarımıza el sürüver de seni tasdik edelim, Tanrına ibadet edelim dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabahleyin Kabe-i Şerif'e gittiği müşrik bir heyetin, bir topluluğun başına peygamberimiz dikildi. Bu sureyi onların yüzüne okudu ve ümitlerini kestiler müşrikler. Bu haberi de yine Suyuti naklediyor. İbn-i Cerir Razi, efendim Zümer suresi 64'te, başkasına kulluk nedir derseniz tam cehalettir, hem de çağdaş cehalettir. Bu sure, bu ayet, Zümer suresinin 64. ayet nazil oldu. Başkasına, Allah'tan başkasına kulluk cehalettir ama tam çağdaş cehalettir diyen bu ayet nazil oldu. Kıymetli efendiler, Allah'ın ilminde ebedi imana gelmeyecek olanlar biliniyor. Bunda şüphe yok. Sabit sıfatları, tabiatları şirktir, küfürdür olanlar biliniyor.
küfür, şirk, nifaktan uzak olmak için gizli açık bu sureyi okuyun. İçeriğini anlayın. Bu sure muhkem bir suredir. Kendisinde nesih yoktur. Mümin başka tanrı tanımaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Müşrikler hayal ve hevalarına taparlar. Geçmişte, halde, istikbalde hiçbir zaman onlara ibadet edici değilim. Yani Müslüman tavrını putlara, şirklere karşı koyacak. Şirk ibadetinizi hiçbir zaman efendim yapan değilim, şirkten beriyim. Her Müslüman bu tavrını koyacak, tevhid imanını ilan edecek. Göksünü gere gere. Tevhid de takviye için vardır. Faydası kafirin ümidini kesmektir. Bu sureyle kafirler ümitlerini kestiler. Artık Muhammed Allah'ın birliğine bağlı, tevhid imanına bağlı, İslam ilkelerine tam bağlı dediler, müşrikler ümitlerini kestiler. Kafirin ümidini kesmek önemlidir. Tekidin faydasıdır. Cümlenin tekidi sümmeden başkasıyla olmaz. Tesiste esas koyma ifade eder. Kıymetli dostlarımız, Müslüman Müslümanlığının tavrını ortaya koyacak. Tevhid imanını göksünü gere gere dünyaya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. İnned dine indallahil İslam, din İslam'dır diyecek. İbn Abbas'dan gelen haberde küfrünüz sizin, ona iman, tevhid, ihlas da benimdir. Ne diyor? Küfrünüz sizin olsun. İman, Allah'a iman, tevhid, ihlas da benimdir diyor. İbn Abbas bu haberi rivayet ediyor. Kimden? Peygamberimizden. Zaten surenin anlamında da var. Ne diyor? Sonunda leküm dinüküm ve liyedini. Sizin o din olarak kabul ettiğiniz küfür var ya, o şirk, putlar, onlar sizin olsun. Gerçek iman, tevhid, ihlas dini olan İslam, yüce İslam benim olsun diyeceksin göksümü gere gere. Mebde başlangıç, me'at ahirettir. Sizin hesabınız size, benimki bana. Sizin cezanız size, benimki bana. Tek kahrediciden korkmanız gerekir ey müşrikler. Şirk adetiniz sizin olsun. Rabbimden aldığım vahyi ilahiler de benim olsun. İşte o leküm dinükümün veliyedinin içinde bu tür anlamlar devam ediyor. Tahsis ifade ediyor. İstilam, el sürmek. Kıymetli dostlar, tebliğ ile biz yükümlüyüz. Herkes kendi vebalini taşıyor. Herkesin çalışmasının karşılığı var. Öyleyse iyi çalışalım. Ve emaneti koruyalım, görevimizi tam yapalım. Zarar size ait. İşiniz şirktir diyor bu sure müşriklere. Benim dinim tevhid dinidir diyor.
İktibas ve aktarma, temessül, şekle, surete girmek. Allahümme yardım et. İşte kıymetliler, burada da bu surenin de sonuna geldik ve Nasır suresine gelmiş bulunmaktayız. Nasır suresiyle de dersimiz devam ediyor.